Hocam ben size esasen sizi kitap için misafir ettim ama ne olur bana izin verin. Sadece kitaptan değil eğitimle ilgili çok fazla soru var. Tabii ki böyle yani dünyada bulabileceğimiz nadir kaynaklardan birisiniz. Ben sizi özellikle burada misafir ettikçe bu soruların cevabını sizden almayı çok istiyorum. Ee, bolca kitap konuşacağız ama arada insanların da çokça sorusu var size. Mesela Türkiye'de bir temel bir sorun var. O da şu. E, üniversitelerin verdiği eğitimde artık bundan 10 sene, 20 sene önceki üniversite eğitimi ile arada bir uçurum haline dönüştü yani yabancı dil eğitimi veren yani yabancı dil herhangi bir bölümü yabancı dil okumuş çocuklar üniversite bittiğinde yabancı dil konuşamıyorlar <laughs> ee, kitapta ben yazdım liyakatte ee, geçen yaz evvelki yaz yanılmıyorsam ben birkaç tane arkadaşla tanıştım hukuk fakültesi mezunu oturdu konuşuyoruz falan işte memleket falan dedim ki ya siz hukuk fakültesi mezunusunuz anayasanın ilk üç maddesini söylesenize bana dedim birbirlerine baktılar falan kızdılar Sonra verdikleri cevap şu oldu. Biz anayasa hukukçusu değiliz <laughs> Ya dedim ki yani doktorun tansiyon ölçmeyi bilmesi için kardiyolog mu olması gerekir? Anayasa ilk üç maddesini yani ben de biliyorum. Ben biyoloji okudum. Yani bir hukukçunun bilmemesi mümkün değil. Ama o, o çocuklardan bağımsız olarak hukuk fakültesini bitirmiş birinin bu kadar temel bilgiden yoksun fakülteyi bitirmesi de bir garip. Bu bir sürü bölüm için söylenebilir. Evet, ne oldu hocam bizim üniversitelerimize? Ya şimdi ne oldu biliyor musun? 28 tane üniversite vardı. Ben girdiğimde, sen girdiğinde kaçtı bilmiyorum. Şimdi 28 üniversite olduğu zaman profesör olmak için bayağı ciddi dünya çapında yayın yapman lazım. Yani Erzurum'daki üniversitenin bile dünya çapında yayın yapan profesörü vardı. O hocalar yetiştirdiği arkadaşları benim kuşağımı söz ediyorsun yani eski hukukçular senin tabirinde. E şimdi ne oldu? Bir anda 28 üniversite oldu 200 üniversite. Akademisyen nereden geliyor? Yani <laughs> gökten zembille değil Dolayısıyla aradan yapay geçişlerle pek çok insana ünvanlar verildi. Yani yapılan bir araştırmada üniversite rektörlerinin çoğunluğunun yayını yok. Yayını yok. Akademik dünyada var olmanın yolu akademik yayın yapmaktır. Ben sana biraz hava atayım hemşerinin olarak. Benim bir tane yayınım Türkiye'deki pek çok üniversitedeki bütün hocaların yayından daha çok atıf alıyor. Benim bir yayınım. Böyle bir şey olabilir mi? Yani koskoca üniversitede ben şimdi söylüyorum baksınlar gidip baksınlar Google Scholar'da. Şimdi böyle olunca hocası olmayan, binası olan ve diplomaya mühür basan üniversitelerden söz ediyoruz. E o üniversitede mezun olan çocuk zaten bir hocayla gerçek manada bir diyalog içerisine girmeden mezun olduğu için senin aradığın özellikleri zaten taşıyamaz. Türkiye'nin üniversitelerin yüzde kaçı böyle sizce? Yani... En iyisinin bile başına gelenleri gördükten sonra yüzde kaçı olduğuna dair ben istatistikçiyim elinde verim yok söyleyemem. Ama rektörlerin onu daha önce ben Twitter'da paylaşmıştım şu an unuttum. En iyisi Boğaziçi'nden bahsediyorsunuz. Tabii ki Boğaziçi yani ben ODTÜ mezunuyum. Yıllarca Boğaziçi'li arkadaşlarımla hep tartıştım sizin kim iyi bizim kim iyi. Ama Boğaziçi dünya çapında bir üniversite. Türkiye'nin iyi hikayelerinin arkasında Boğaziçi'nin emeği var. Ve böyle bir üniversite, üniversite dediğiniz şey sadece gidip orada ders almak değil. Sosyal sermaye verir üniversite Yani siz oraya gidersiniz orada arkadaş grubunuz vardır, müziği vardır, tiyatrosu vardır. Boğaziçi Üniversitesi'nin müzik, tiyatrosu, Türk müzikisi grubu bile dünya çapındadır. Tabii. Şimdi bütün bunları alt üst et, sinema kulübünü bile alt üst et. Ondan sonra Boğaziçi bizim oldu. E sizin oldu da kıymeti yok. Her şey sizin olsun. Sizin olduktan sonra kıymet azalıyorsa kendinize sormanız lazım. Tamam ben bunu elde ettim ama ne adını elde ettim? Yani Ottü, Boğaziçi bunlar dünya çapında üniversiteler. Şimdi gidin dünyanın neresine giderse. Hacettepe Tıp. Şimdi Hacettepe Tıp gidin Hüsnü'ndeki tamam. e, tıp fakültesindeki hoca bile Hacettepe Tıp. Tıpta mesela bu kitapta incelediğim 7 bölümden bir tanesi tıp. Türkiye'nin dünyada en iyi olduğu alan tıp. Şimdi tıpa bakıp tıpta neyi doğru yaptık? Şu geçtiğimiz 50 yılda tıpta neyi doğru yaptık? Bunu inan incelesek ve tıpta yaptığımız o başarı hikayesini başka alanlara yaysak bizim reçetemiz orada. Neyi doğru yaptık hocam? Ya her şeyi doğru yapmışız. Yani Türkiye tıpta mucizeler yaratmış. OECD ülkeleri içerisinde kişi başına en az sağlık harcaması yapan ülke hangisi? Türkiye. Türkiye. OECD ülkeleri içerisinde kişi başına en az doktora düşen ülke hangisi? Türkiye. Türkiye. OECD ülkeleri içerisinde bütün bu saydığım nedenlere rağmen en çok doktor ziyaret eden yurttaş nerede yaşıyor? Burada. Türkiye'de yaşıyor. Bir düşün yani şu istatistiği bir herkes kafasında bir yapsın. Doktor yok ama herkes doktor görüyor. Almanya'dan 6 kat daha fazla doktor görüyor bir yıl içerisinde. Buna rağmen sonuçları sağlıktan memnuniyet olarak olsun, sağlık hizmetlerinin çıktısı olarak olsun. Sonuçları en pozitif olan ülkelerden biri Türkiye. O işi de ortalamasını yakaladığımız tek alan sağlık. Nasıl yaptık bunu? Ne, Bur buraya bakmamız lazım. Şimdi ben sana söyleyeyim nasıl yaptığımızı. Atatürk. Dedik ya yapısal reformlar, cumhuriyet reformlar. Atatürk geliyor ve oraya bir kişiyi atıyor. Türkiye'nin en uzun süre Sağlık Bakanlığı yapan Kişisi geliyor oraya önce İstanbul'u kuruyor tıpı Ankara tıpı kılıyor. Duyuyorlar ki e, naziler e, doktorları e, araştırmacılar atıyor onları getiriyor onları çalıştırıyorlar. Nazilerden kurtulan 1930'larda Refik Saydan bu arada e, bakan ismi. En uzun süre bakanlık yapan kişi ve ondan sonra Atatürk yurt dışına bir takım insanları gönderiyor doktor yapıyor onlar Türkiye'ye geliyorlar bunlar bütün Türkiye'de. Bir kamusal e, e, Kurtan Fişek Hoca ile birlikte başkaları var. Senin de çalıştığın e, e, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kurucusu Türkan Saylan, Türkan Saylan Hoca ile birlikte vesaire. Ondan sonra ne yapıyorlar biliyor musun? İki şey daha yapıyorlar. Bitmiyor orada. Fen liselerini kuruyorlar. Temel tıp eğitiminin e, temeli temel Fen bilimlerdir. Lisesi. Ankara Fen Lisesi efsane. İzmir Fen Lisesi efsane. Oralardan yetişenler geliyor. Sonra Hacettepe diye bir üniversite tıp fakültesi kuruluyor. Dünya çapında sıfırdan kuruluyor. Bütün bunların sonucunda bir kuşak, iki kuşak Türkiye'nin en iyi yetişen nesilleri tıpa gidiyor. Ve mucize oradan çıkıyor. Eğitim de oluyor ama bu saydığım sistem olmasa eğitim başaramazdı orada. Türkiye şimdi bu tıp tıpta yaptığı başarıyı alacak, başka alanlara yayacak. Eğitim başta olmak üzere. Peki yapabiliyor muyuz? Fen liselerine ne oldu? Ya Anadolu Lise biraz önce dedin ya İngilizce bilmeyen ama İngilizce üniversitede eğitim veren İngilizce Peki Türkiye 1980'lerde Anadolu Liselerinde bütün Türkiye'de nasıl İngilizce öğretti ya? Şimdi bizi izleyen Anadolu Lisesi mezunları varsa o ilk Anadolu Liseleri ama sulandırılmış değil ilk Anadolu Liseleri. Hepsi İngilizce konuşuyordu biliyor musun? Cem Yılmaz işte anlatıyor stand-up'larında Anadolu Liselerinden çıkıp herkes İngilizce konuşuyordu. Biz İngilizceyi Anadolu liselerinde bir dönem öğrettik. Ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? Bir tane bakan geldi. Dedi ki ya bu Anadolu liselerine herkes girmek istiyor. Biz şey yapalım. Bütün okullar Anadolu lisesi yapalım. <laughs> Sulandırdılar. Fen liseleri 90'ların yine... ortası galiba Tabii Fen liseleri herkes öyle. Yani bir, bir takım işte siyasi emellerle birileri üstüne çöktü fen liselerinin. O içi boşaltıldı. Dolayısıyla tamamen mesela sağlıkta bu olmadı. Siz kitapta Bununla ilgili çok önemli bir bölüm var orayı bulayım da kitaptan notlarımın arasından bakıp söyleyeyim size. Ee, heh, Türkiye'de adalet duygusunu en çok zedeleyen konuların başında yolsuzluk ve kayırmacılık geliyor. Ülkede halkın en büyük derdi liyakatin ortadan kalkmış olması. Dünyada yolsuzluğun en hızlı yükseldiği 3 ülkeden biriyiz. Diğerleri ise Liberya ve Lesotho. Lesotho hmm. neresi acaba? Ben de bilmiyorum. <gülüyor> Afrika'da, <gülüyor> bir yer, Afrika'da bir yer arandı. E, yani, Uluslararası Şeffaflık Derneği tabii. yolsuzluk algı sıralamasından almışsınız bu. Evet, evet. Ee, yani o 2013'ten sonraki 10 yıl yani şu kitabın girişinde bir paragraf var e, ilk açılışta. Sen, sen benden daha yok. oku. Rica etsem okuyabilir tabii misin ne demek, şu bölümü? Ne olurum çok seviyorum. Biraz uzun ama e, 2023'e girdiğimizde Türkiye'de kişi başına gelir 25 bin doları aşmış Türkiye nihayet dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmişti. 7 Haziran 2015'te bütün partilerin üzerinde uzlaştığı yapısal reformlar gerçekleşmiş ve Türkiye bu yüzyılda orta gelir tuzağını aşan son ülke olarak tarihe geçmişti. İşsizlik ve enflasyon tek inmiş. Barınma sorunu İstanbul dışında oluşturulan yeni ekonomik çekim merkezleri sayesinde uzun vadeli bir çözüme kavuşturulmuş. Tersine beyin göçü sayesinde ülkenin her yanında eğitimden sağlığa, turizmden tarıma katma değeri yüksek üretim merkezleri oluşturulmuştu. 23 Nisan 2023 tarihli Guardian'da o bildik manşet vardı. Crazy Turks did it again. Ee, yani çılgın Türkler yine yaptı. Aynen. Çılgın Türkler bir kere daha başarmıştı. Türkiye 2. yüzyılında Latin Amerika'dan Orta Asya'ya sefalet içinde yaşayan mazlum ülkelere bu sefer ekonomik kurtuluşun için ilham kaynağı olmuştu. Aynen. Şimdi 2013'te 2023 vizyonu bu koşullarda yazıldı. Ve hakikaten bütün bunlar mümkün olabilirdi biliyor musun? Bugün 2023'te eğer istersek 10 yıl sonra yine mümkün olabilir bunlar. Yani Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek. Ya coğrafya, coğrafya kaderse çok iyi bir kaderimiz var bizim. Güneşten, rüzgardan söz ettik. Ama aynı zamanda bundan 3-5 yıl önce tam unuttum ben hürriyetteki köşende yazmıştım. Dünyanın ticari merkezi neresi diye bir araştırma yapılmıştı. Nere biliyor musun? Niğde. Nasıl? <laughs> yani, hakikaten yani Niğde, Yozgat o arada bir yer. Yani dünyada 3 saat uçuşla en büyük ticari marketlere ulaşma noktası neresi dediğin zaman Türkiye. 3 yani saat uçuyorsun önemli en azından başka yerlere kıyasla en çok ulaştığın nokta. Şimdi coğrafyamız o kadar kıymetli ki öbür taraftan turizmin var. İstanbul diye bir şehir var ya sende. İstanbul dediğin şehir turizm anlamında doğru dürüst biz İstanbul'u kullanabilsek yani buraya turist geliyor ama para harcamıyor. Turist çok para yok diye yazı yazmıştım ben. Yani <laughs> de gelen turist ben yıllarca buraya New York Üniversitesi'nden öğrenci getirdim, hoca getirdim, yüzlerce Geliyorlar burada hakikaten para harcayacak yer yok. Yani ya alabilirsin onun ötesinde bir şey yok. Niye yok? Bizim müzelerde mesela gidip e, herhangi bir Avrupa'daki ya da Amerika'daki bir müzeye gidin. Oradaki bir kravatın üzerindeki bir imza bile e, oradaki bir sanatçınındır 300 dolardır 500 dolardır. Bizim müzelerdeki marketlere gittiniz mi hiç? Sanatçıyı destekleyeceksiniz ki o sanatçı orada ürün sergilesin değer et, elde etsin ve turistik onu alsın. Aynı şekilde işte aşçıları, şefleri destekleyeceksiniz ki onlar iyi ürünler ortaya koysun, uluslararası pazarda değer kazansın. Turizmin katma değer yüksek olanının kıymeti var. Yoksa geliyorlar, gidiyorlar. Biz hamallık yapıyoruz. Şimdi o anlamda turizm potansiyeli çok yüksek. E tarım potansiyeli çocukluğumuzdan beri biliyoruz. Kendi kendine yeten 5 ülkeden biriydik ya. Yani her şey var. Allah bize her şeyi vermiş ya. Tarihi vermiş, coğrafyayı vermiş, doğayı vermiş, genç nüfus vermiş, cumhuriyet gibi bir idare tarzı vermiş. Yine de yapamadık. Yani her ikisi bunu düşünmesi lazım ya. Biz biz bunu hak ediyor muyuz? Yani bu kadar potansiyel olan bir ülke gençlerini yüzde yetmiş oranda yurt dışına nasıl kaçırır ya? Gençlerin yüzde yetmişi diyor ki ben diyor gitmek istiyorum diyor. AK Partililerin de yüzde gitmek istiyor. CHP'lilerin de %70 e gitmek istiyor. Şimdi orada da iki görüş var. Bir tanesi çocuklar çok haklı. Ee, şu anki durum e, bunu gerektiriyor. Uluslararası rekabetçi bir kafadaysanız eğer bir mesleğiniz varsa e, gidip onu dışarıda yapma durumu gerektiriyor. Türkiye'deki du şeyle kıyaslayınca diyor. Diğer taraftan da iktidarın e, görüşü de şu. Nereye gidiyorsunuz diyor. Öyle gidecek bir durum yok. Burada durmanız lazım. Ya eşyanın doğasına aykırı yani. İnsan, insan, insanın temel e, işleyiş tar mantığına yani açsanız gidiyorsunuz. Dünya tarihi boyunca insanlık mağaradan çıktıktan beri e, devam eden bir temel davranış kuralı var. Yani daha iyi fırsatlar bulduğunuz yerde e, kendinizi daha iyi e, ifade edebileceğiniz, daha iyi gerçekleştirebileceğiniz bir yerde siz yaşamayı tercih ediyorsunuz. Şimdi bakın eskiden benim gittiğim zamanla şimdiki gidenlerin durumu çok farklı. Siz ne zaman gittiniz hocam? Ben 96'ta gittim. Ben 96'da gittim. Gitmeden önce de bunu da yazdığım için söyleyeyim. Türkiye'deki bütün üniversitelere başvurdum. Her yerden de reddedildim. <laughs> hiçbir yani Erzurum'daki üniversiteye başvurdum. Ben ODTÜ mezunuyum. Dil bilmiyorsun dediler. Yani çünkü dok, o zaman da torpil vardı. O zaman da ayrımcılık vardı. Ben Türkiye'de hiçbir üniversite kabul etmeyince mecburen yurt dışına gittim. Vay be. Tabii. Yani ben bankacılık yaptım mecburiyetten para için. 3-5 yıl Türkiye'de. Bankacı okulu vardı Ziraat Bankası Bankacı okulu onun mezunuyum ben ee, Ama akademisyen olmak istiyordum Araştırmacı olmak istiyordum bir türlü olamadım yani. Burada Şey olur. diyordunuz kestim ben ee, Benim gittiğim dönemde şimdi, şimdi bak biz giderken ben hep Geri dönmek üzere gittim Tıpkı ilk kuşak Almancılar gibi Dönersin dönmezsin döndüm o ayrı bir tartışma Ben döndüğümü düşünüyorum yani e, Türkiye'de e, herhangi bir Türkiye akademisyeninden Daha çok dolaşıyorum Türkiye'yi Ama Aklımın bir tarafında hep burası var Şimdiki gidenlere sorular soruluyor. Analizler, anketler, çok araştırma var bu konuda artık. Biliyoruz yani bu gençler niye gidiyor ve ne için gidiyor biliyoruz. Gençlerin önemli kısmı diyor ki başka bir ülkeye yerleşmek bir daha geri dönmemek üzere gidiyorum diyor. Ya, soru bu zaten. Yani bizde o soru sorulsaydı %99.9 geri dönerim derdi. Benim kuşağımdan giden herkese şu an Türkiye'den bir davet gitsin ben de dahil herkes ertesi gün buraya gelir. Ama bu yeni gidenler öyle bir şey çünkü öyle bir bıkmışlar ki artık neyi yaşattıysak bunları 18 yılda 20 yılda genç yaşlarında geri dönmemek üzere ve başka bir ülkeye yerleşmek için gitmek istiyorum diyor. Bir de biz eğitim için gidiyorduk gençler. Şimdiki gidenlerin çoğunluğu eğitim için gitmiyor biliyor musun? Gençlerden söz ediyorum. Gidenlerin çoğunluğu eğitim için gitmiyor. Ne için gidiyor? Çalışmak için gidiyorlar. Ve en iyi yetiştirdiğimiz insanlar gidiyor. Bilgisayar işte yazılımcılar mesela çok basit bir doktorlar. İşte biraz önce konuştuğumuz. Ve giden her bilgisayar yazılımcısı örneğin kendisiyle birlikte 300 tane işi de belki götürüyor. Yani başkalarına katma değer yaratacak insanları gönderiyoruz biz. Geçenlerde bir yerde bir şey vardı. Çok güzel bir tespit. Türkiye'nin aldığı göçle verdiği göç arasındaki fark ya. çok can yakıcı. Yani kaybettiğimiz insan şeyiyle eğitimi, şeyi, kültürel seviyesiyle gelenler arasındaki fark Türkiye için çok büyük bir ya, hüzün. Türkiye şimdi bak bizi izleyen herkesin bir siyasi görüşü var o yüzden dikkatli dinlesinler. Siyasi tartışmalarla o kadar çok oyalandı ki Türkiye hiçbir sorunu çözme kapasitesi kalmadı artık. Tamam mı? daha faiz mi eee e, enflasyon, enflasyon mu tartışmasını yapan bir ülke mülteci sorunu çözemez. Mülteci sorunu çok karmaşık bir sorun. Yani, mülteci sorunu bütün dünyada yani Almanya içinde karmaşık, Amerika içinde karmaşık. Çözmesi çok zor bir sorun. Biz mülteci sorununu ben hiç kitaba bile almadım. Halbuki o sorunu Türkiye'de ilk gündeme getirenlerden biriyim. 2013'te ben ilk araştırmayı yaptım Urfa'da. Suriyelilerle ilgili. Yani dünya çapında araştırma yap. Proje kop diye gidip baksın. Ama buraya yazmadım. Niye? Çünkü o sorunun çözüleceğine inanmıyorum ben. Sen daha enflasyonla şey arasındaki bağı kuramıyorsun faiz arasındaki bağ kuramıyorsun. Toplum olarak daha bu konuda uzlaşamamışsın. O bir sorunu hiçbir şekilde çözemezsin Siz de şeye katlıyor musunuz? Şimdi bir izleyicimiz de yazmış. Gelen göçle giden göç arasında 100 yıl var <laughs> yazmış biri. Yani şimdi e, baktığınız zaman Afganistan'dan geliyor. E, siz ODTÜ mezunu, Boğaziçi mezunu gönderiyorsunuz. O anlamda muhtemelen söylemiş durum evet. Ama şu da önemli bakın e, Türkiye ilk defa göç almıyor. 1950'de Bulgaristan'dan gelenler var. Mübadeleyle gelen milyonlar var. Türkiye planlı bir şekilde onları onları kendi içerisine katmayı başarabilmiş bir ülke. Şimdi olan çok kısa bir sürede çok yüksek bir oranda sayı geldi ve gelenlerin Türkiye ile geçmişte bir bağı da yok. Yani öbür gelenlerden farklı olarak bir hazırlığımız da yok. Bir anda 3 milyon bir gün 3 4 yıl içerisinde 3 milyon geldi. Şimdi gelenlerin sayısı da belli değil. Şimdi baktığınız zaman Türkiye aslında ekonomisini katma yüksek bir modele çevirmiş olabilseydi bu gelenlere ihtiyacımız olurdu. Çünkü bazı işleri Türkler o zaman yapmıyor olacaktı. Bütün dünya Almanya 1 milyon Suriyeli niye aldı? 1 milyon Suriyeli aldı çünkü ihtiyacı var. Almanya Türkleri niye aldı? <laughs> yani bazı işler var. Dedi ki ya biz bu işleri Türklere yaptıralım. E, i̇ktidarın öyle bir tezi de var biliyorsunuz. Yani şu anda o aldığımız göçmenler Türkiye'deki iş gücü anlamında çok önemli bir işi de görüyorlar. E, doğru doğru tabii yani real, real bir şey Türkiye'de hizmet Yani bazı sektör... işleri hizmet sektöründe hizmet özellikle tabi... şeyler yapıyorlar. Yani, Türkiye'de de... hizmet sektöründe e, bu kadar ucuz olması yani pek çok şey Türkiye'de piyasa değerinin altında açıklanamaz yani normal e, eğer istihdam verilerini koysanız asgari ücretle açıklanamayacak ücretler var. Yani gidiyorsunuz işte haftanın yedi günü çalışıyor. Eşiyle birlikte, çocuğuyla birlikte çalışıyor. Türkmenistan'dan gelmiş. Ben gördüm böyle. Yani, siz de görmüşsünüzdür. Yazın her tarafta böyle çalışanlar var. Hiçbir e, siyas e, yasal dayanağı olmadan. Emek sömürüsü tabii. Emek sömürüsü. Yani bu yarı kölelik gibi bir şey. Şimdi programı bitiriyoruz hocam. Bitirmeden önce e, bu yedi konuyla ilgili, yedi alanla ilgili sizin her biriyle ilgili kitapta çözüm önerileriniz var. Yani e, burada daha eleştirel bir bakış açısıyla ben size soruyorum, siz cevap veriyorsunuz ama... ...kitabın içinde bunlara dair somut, gerçekten bilimsel veriye dayalı çözüm önerileri var. E, biraz onlardan bahsederek bitirelim. İşte istihdamdan, barınmaya, sağlıktan, eğitime, çevreden, toplumsal güvene, yaşam kalitesine kadar... E, ...bu kitabın e, ortaya koyduğu çözüm önerileri neler? Tabii var? tabii. Yani kitabın önemli bir kısmı çözüm zaten. Şimdi bu çözümlerin her biri... ...geçmişte yapmışız ya. Yani... yani Mesela Türkiye'nin konut sorununu geçmişte, özel zamanında milyonlarca konut yapılmış dar gelirler için, sabit gelirler için. Kooperatifleşme mesela, kötü hikayelerini de biliyoruz, kötü çağrışma olduğu için şimdi kimse hatırlamıyor ama büyük bir başarı hikayesi. Emlak konut, geçmişte bunu başarmış, TOKI geçmişte bunu başarmış. Konut anlamında Türkiye'nin geçmişte yaptığını biz bugün tekrar etmemiz lazım. Sağlıkta herkese yine öyle. Eğitimde biraz önce konuştuğumuz geçmişteki iyi uygulamaları tekrar bugüne taşımamız lazım. Ama konuşmadığımız iki alan var. Bu kitabın son bölümü mutlulukla ilgili. Mutluluk ve huzur. Şimdi bütün bu alanlara baktığınız zaman günün sonunda olay dönüp dolaşıp bireye geliyor. Türkiye şu an dünyada en mutsuz insanların yaşadığı ülkelerden bir tanesi. Maalesef öyle. Yani ilk yüzde bile yokuz. Mutsuzlukla birlikte artan bir şey var. Agresif bir toplum olduk. Yani en küçük şeyde tepki veren Sürekli birbirine itiş-kakış e, olan, onun da ölçümü var. Şimdi bu anlamda da Türkiye'nin bu sosyal kamplaşma ortamında, bir bölümde o sosyal tıras, e, güven, kamplaşma ortamını azaltmamız lazım. Yani bütün bu diğer sorunları çözebilmemiz için de bizim bir araya gelebilmemiz lazım. Şu an Türkiye'de bir araya gelebilme kapasitemiz çok alt noktaya düşmüş durumda. Yani birbirimize güvenmiyoruz, öyle bir noktaya gelmiş ki, Diyor ki benim çocuğum parka gidince filan partilinin çocuğuyla oynamasın diyor. Aynı apartmanda yaşamak istemiyor. Bunlar yeni şeyler. Eskiden böyle yok yani. Türkiye geçmişte hem etnik hem mezhepsel hem dini pek çok ayrışmalar yaşamış bir ülke ama ona rağmen kız alıp kız vermişiz, kirve olmuşuz, aynı yerde yaşamışız. Yani insan ilişkilerine bunu yansıtmamanın yollarını bulmuşuz. Ama şimdi siyasal kamplaşma ciddi olarak insanların hayatını Şunu okuyabilir miyim kitaptan bu veriyi? çocuklarının karşı görüşten birinin çocuklarıyla arkadaş olmasını istemeyenlerin oranı yüzde yetmiş dört. Aynen. Şimdi düşünebiliyor musun? Yani çocuğu gidip oynamasını istiyor. Şimdi böyle olunca hani kalkınmamız için bizim girişim yapmamız lazım. Startuplar olması lazım. Toplumsal sorunları bir, çözmek için bir araya gelmemiz lazım diyoruz ya. Gelemiyoruz. Bundan dolayı gelemiyoruz. Bizim güven köprüsü kurmamız lazım. Bunu da siyasetçiler yapmayacak. Dünyanın her yerinde siyasetçiler ayrım üzerinden oy topluyor. Ama toplumun, seçmenlerin, bizlerin, siyasetçileri de bir araya getirecek itici güç olmamız lazım. Ya kardeşim bu kadar da düşmanlaştırmaya gerek yok. Sonuçta biz aynı toprağın insanlarıyız. Hep dar zamanda aynı gemideyiz demeye gerek yok. Bazen de geniş zamanda aynı gemideyiz deyip bizim bir araya gelip sorunları çözme kapasitesi geliştirmemiz lazım. Bunu yapmazsak ne olur? Bence soru asıl o. Yani bütün bu söylediklerimizi geçmişte yaptık. Hocam 3-5 yıldır yapmıyoruz. 3-5 yıl daha yapmayalım ne olur? Sıkıntı şu. Demografik fırsat penceresi kapanıyor. Neyi kastediyorum? Türkiye'de ya da dünyada bir nüfusun kendini yenileme oranı ortalama bir kadın 2.1 çocuk yapması demek, tamam mı? 2.1 çocuk yaptığı zaman nüfus olduğu yerde kalıyor. Türkiye'de bu oran son 3-4 yılda dramatik bir şekilde düşmüştü. 1.7'de şu anda biliyor musunuz? 1.7 1.8. Her sene bir, bir tık daha düşüyor. Bu şu demek? Şu an 30 yaşının altında olan nüfusumuz var ya bir daha hiçbir dönemde tarihimiz boyunca bu kadar çok genç nüfusumuz olmayacak. Tarihimiz boyunca bir daha hiçbir zaman bu kadar çok genç nüfusumuz olmayacak. Dolayısıyla biz bu genç nüfusun bu potansiyeli kullanamazsak bunlar yaşlandığı zaman bunlar yerine bakacak yeni nesil yok. Böyle bir sorunla şimdiye kadar karşılaşmadık. Şimdiye kadar biz bütün sorunlarımızı nasıl çözdük? Ya yeni nesil geliyor. geliyor. Daha çok geliyor. Nüfus sürekli artıyor. Demografik olarak nüfusumuz genç, dinamik. Onlar gelecek, borçlarımızı onlar ödeyecek, dertlerimizi onlar çözecek. Böyle bir dünya yok artık. Türkiye bundan sonra giderek yaşlanacak. Yaşlandıkları zaman şu an o ev çocuk, ev gençleri dedik ya, onlar yaşlandığı zaman onlara kim bakacak? Zaten borç bırakıyorsun onlara. İtalyanın öyle bir derdi yok. İtalya hem nüfusu çok az, genç nüfusu hem boş bırakmıyor bizim kadar. Dolayısıyla bizim son fırsat, son dönüşümüz bu tarihsel olarak. Yani önümüzdeki 10 yılı değerlendiremezsek bu yüzyılı kaybediyoruz. Tıpkı geçen sefer olduğu gibi. Yani 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başında treni bir kaçırdık ve 100 uğraşıyoruz. Yakaladık mı Almanya'yı? Yakaladık mı Avrupa'yı? Yakalayamadık. Bir yüzyıl daha onları küfrederek geçireceğiz. Tercih bizim yani o yüzden ya adalet ya sefalet diyorum çünkü hakikaten önümüzde böyle bir tercih var ve bir yüzyıldan söz ediyorum ee, hocam bitirirken son olarak somut şeyler söyledik yani çok böyle hani e, çözüme dair söylenebilecek en somut şeyleri söylediniz e, yarın sizin elinizde bir sihirli değnek olsa ve dokunduğunuzda değiştirebileceğinizi bilseniz Türkiye'de neyi değiştirirsiniz? Şimdi var ya yarın sabah uyansak ve hepimiz başka bir Türkiye için bir arada olduğumuz inancıyla hareket etsek bütün bu sorunlar çözülebiliyor musun? Çünkü bu sorunların hiçbiri hakikaten yapısal sorun değil. Yani bizim bir Afganistan olsaydık bu kadar umutlu konuşmazdım. Yani yarın sabah Türkiye olarak biz uyanıp ya tıpkı Cumhuriyet'in ilk döneminde olduğu gibi tıpkı işte 60'larda olduğu gibi biz başka bir hikaye yazacağız arkadaş hep birlikte bunu yapacağız dediğimiz anda bütün bu sorunlar bir günde çözülür. Yani o anlamda bizim hakikaten bir Mısır'dan, bir Orta Doğu ya da Afrika'daki diğer yoksul ülkelerden çok farklı bir noktada olduğumuzu hatırlamamız lazım. Potansiyelimiz çok yüksek. Yeşil dönüşüm potansiyelini anlattım, eğitimli nüfus potansiyelimizi anlattım, genç nüfus potansiyelimizi anlattım, coğrafya olarak avantajımızı anlattım, tarihsel olarak avantajımızı anlattım. Her şey var bizde. Sadece bütün bu her şeyi bir araya getirip farklı bir hikaye yazmamız lazım. Yani bu didişme, işte işte laf sokma, e, ufak tefek konulardan birbirimizi yemeden e, bir adım ötesine geçebilirsek daha farklı bir hikaye yazmaya karar verdiğimiz anda zaten o e, gerisi gelecektir. Geçebilirmişiz gibi geliyor mu size şu anda 2023 Türkiye'sine baktığınızda? Gelmese burada olmazdım. Niye geleyim yani? Ben son derece umutlu bir insanım. Türkiye daha farklı bir hikaye her zaman yazma potansiyeli olan bir ülke. Size bir milyon kitap projesi nasıl gidiyor, hedefe ne zaman ulaşacak diye soruyorlar. En, son, en milyon Bir milyon kitap projeniz diyorlar da o proje sizin değil, o proje bizim. Evet, birlikte Ve Ve sahiden hani böyle yerli ve milli falan diyorlar ya, bence Türkiye'nin en yerli milli projesi bu. Ya, yani da çok da önemsediğimiz bir şey. Bir kişi bile dinlememiş olabilir, bilmiyor olabilir bunu. Ne olur bir anlatsanıza. Tabii ki. Belki bir yeni kişiye ulaşırız bunun. Tabii ki. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'de her sene 1.2 milyon bebek dünyaya geliyor. Bunun sayısı değişiyor son yıllarda biraz azaldı ama bunlar doğduğu gün iki sınıfa ayrılıyor. Biraz önce dedik ya iki Türkiye var diye. Birinci Türkiye'de yüzde yirmi. Bu yüzde yirmi kim? Bunlar gelir seviyesi yüksek. Evde anne ya da babanın bir tanesinin üniversite diploması var. Evde bir kitaplık var. Çocuk doğduğu gün kitapla tanışıyor. Ve okula gittiği çağa kadar yani 7 yaşına gelinceye kadar onlarca kitap okunuyor. Kelime haznesi gelişliyor. Çocuğun beyni gelişiyor. El kasları gelişiyor. Okula gittiği zaman kendisini ifade edebiliyor. Öğretmenin anlattığını anlayabiliyor. Bunun oranı kaç? %20.